Merhabalar, bugün Şımart Teknoloji'nin yeni çıkarmış olduğu Katya Z akıllı robot süpürgeyi inceliyoruz. Bugünkü konuğumuza baktığımızda Katya Z akıllı robot süpürge ile birlikteyiz. Size bugün bu ürünün kutu açılımını, kurulumunu ve detaylı bilgilerini paylaşıyor olacağım. Ürünü yaklaşık bir aya yakındır deneyimliyorum ve ürün yeni çıkmış olmasına rağmen bayağı tutulan bir ürün diyebilirim sizlere. Smart teknolojinin Katya adında bir önceki versiyon robot süpürgesini de kullanmıştım. Ama bu model Katya Z robot süpürge donanım anlamında yükseltilmiş ve birçok özellik eklenmiş. En büyük özelliklerinden bir tanesi lidar çarpışma önleyici sensörün bulunuyor olması. Bu özellik hem evinizdeki diğer ürünlere zarar gelmesini engelliyor hem de robot süpürgenize zarar gelmesini engelliyor diyebilirim sizlere. Robot süpürge hem kendini korumuş oluyor hem de evinizdeki diğer ürünleri çarpışma sensörü olduğu için korumuş oluyor. 3500 Pascal bir emiş gücü olduğundan dolayı evinizde toz, kir herhangi bir şey kalmıyor diyebilirim sizlere. Ki ben evcil hayvan besliyorum aslında o benim oğlum ve sürekli yaz aylarına girişte veya kış aylarına girişte aşırı derecede tüy döküyor ve bu tüyleri normal süpürgeler çekemiyor. Kat yazıya akıllı süpürgede aslında evcil hayvan dostu diyebiliriz. Bizim göremediğimiz veya erişemediğimiz noktalardaki tüm evcil hayvan tüylerini topluyor ve bu da size ekstra bir iş yükü olmamış oluyor. Birazdan kutu açılımını birlikte yapıyor olacağız. Kutunun içerisinden neler çıkıyor, hangi aparatlar, hangi aksesuarlar var göreceğiz. Ama birazcık bilgilendirmeleri paylaşmak istiyorum öncelikle. Smart teknolojinin diğer Katya robot süpürgesine bakmış olduğumuzda lidar çarpışma önleyici sensör ve zemin güçlendirme gibi özellikler bulunmuyordu. Ama bu robot süpürgeye bunların hepsi eklenmiş. Zemin güçlendirme gayet iyi ve stabil çalışıyor. Size şöyle bir bilgi paylaşayım. 2 cm kadar engelleri aşabiliyor deniyor kitapçığında ama 2 santimi de geçiyor hemen hemen. Baktığınızda önüne ben sürekli engeller koydum. Acaba çarpacak mı veya o engelleri aşabilecek mi diye hemen hemen hepsini aştı. Ve gayet iyi temizleme sağladı o engeller olmasına rağmen. Robot süpürgenin etrafına baktım. Acaba dedim bir çizilme, bir çarpma vesaire bir şey var mı diye. Geneline baktığımda hiçbir çizik ve çarpma zaten görememiştim. Birçok robot süpürge incelediğim için Katya'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi sessiz modda çalışıyor olması. Evet bu birçok robot süpürgede var ama gerçekten sessiz çalışmıyor. Katya Z'ye baktığımızda bunun üstüne muhtemelen çok çalışılmış. Ben saat gecenin 2 2.30'unda robot süpürgeyi açtığımda inanın herhangi bir ses duyamayacak kadar az bir desibele sahip sesi var diyebilirim. Toz haznesine baktığımızda 680 ml bir toz haznesi var. Eski Katya'da 470 mililitreydi. Ürünün 9,5 santim yüksekliği eski Katya'nın da 9,6 santim diye hatırlıyorum. 32 santimde genişliği bulunuyor. Şimdi kutu üzerinde zaten resmini görüyorsunuz ve arka kısımda da tüm detaylara yer verilmiş ve bu şekilde bir kutulama yapılmış. Kargo tarafınıza güzel bir şekilde geliyor ve yerli bir firma olduğu için muhatap bulabiliyorsunuz herhangi bir problem, bir sorunla karşılaştığınızda. Smart teknolojinin birçok ürününü kullanıyorum. Zaten uygulamada kurulum yaparken göreceksiniz. Hatya Z akıllı robot süpürgede HEPA filtre bulunuyor. Yıkanabilme özelliği olması çok güzel. Eski Katya'da yoktu mesela bu özellik. Sensörleri, uygulaması birbiriyle eşdeğer çalışıyor ve uygulama bağlanmak istiyorsanız evinizde 2.4 GHz'lik bir bağlantı Wi-Fi'niz olması gerekiyor. Bağlantı arayüzünü 2.4 GHz ile yapabiliyorsunuz. Kutu açılımına ve uygulamayı kurulumuna geçelim. Geldik Katya Z'nin kutusunu açmaya. Hemen şöyle döndürüyorum. Yukarısındaki bantları çıkartarak başlıyoruz. Kutu içerisine baktığımızda burada kendine ait bir kutu daha var. Şimdi bunu da hemen bir çıkartalım içerisinden. Koruma kutusundan çıkarttıktan sonra böyle bir kitapçık geliyor. Burada telefon numarası, mail adresleri ve QR kod bulunuyor. Bu şekilde de güzel düşünülmüş bir davranış. Kutuya baktığımızda üstünde Katya Z Akıllı Robot Süpürge yazıyor ve burada 3500 Pascal çekim gücü olduğu yazıyor. Şimdi kutuyu bir açalım bakalım. Kutu içerisinde üründe neler çıkacak? Neler bizleri karşılayacak? Hemen buradan kapağı kaldırıyoruz ve kutumuzu tekrar bu şekilde yatırıyoruz. Bakmış olduğumuzda burada hızlı kurulum kılavuzu gözüküyor. Bunları okuyarak telefona nasıl kurulduğunu vesaire görebilirsiniz sizlerde. Bu da ikincisi. Bunda da kullanım kılavuzu. Bu biraz daha detaylı. Bunu da inceleyebilirsiniz tekrardan sizler. Hemen şu üst kısımda süngerli bir yapı var. Ve bakmış olduğunuzda bu süngeri bayağı kalın bir sünger ve akustikçiler kullanıyor genelde. Darbeleri önlüyor hem de ses yalıtımını önleyen bir sünger diyebiliyorum. Bu kısımda elektronik su tankı çıkıyor. Hemen bunun da bir kutusunu açalım birlikte. Bu küçük poşetin içinden çıkana birlikte bakıyoruz. Bu arada paketleme çok güzel ve özenli olmuş. Burada pedler bulunuyor, yersilme pedi bu şekilde geliyor. Bunlar yıkanabiliyor bu arada. Da bir adet daha silme bezi çıkıyor. Bunu kenara alıyorum. Su tankımızın kutusunu ve poşetinden çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı kapsamlı yapılmış bir su tankı. Genelde çoğu robot süpürgede bu şekilde detaylı olmuyor. Bunu da suyu boşaltıp dökmek kolaylaştırılmış. Bu da kullanıcı tarafında yapılabilecek en güzel işlem. Sağ kısımda da aksesuarların bulunduğu kutu karşılıyor bizlere. Hemen bunu da bu şekilde açıyoruz. Buradan çıkan aparatlar ise yerde süpürmesini yapacağınız fırçaları 4 adet fırça bizleri karşılıyor. Bir tane de kumanda çıkıyor ve robot süpürgeyi kumandayla da kontrol edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Bu şu anki çoğu cihazda olmayan bir özellik diyebilirim. Ve Smart Teknoloji yerli bir firma olduğu için detaylara önem veren bir firma. İçerisine pil bile koymuşlar. Bu da cihazın şarj ünitesinin Giriş aparatı ucu da bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bu da robot süpürgenin ünitesi. Yani işi bittiğinde burada şarj olmaya bu ünitenin içine giriyor. Baktığınızda bunun da yapısı güzel. Hem mat hem parlak bir yapıya sahip. Bu da gayet güzel olmuş. Şu kısımları da kullanışlı. Yani uzun yıllar sizi götürebilecek bir parça. Alt kısımlarda kaydırmaz bir yapı kullanılmış. Çünkü robot süpürge güçlü olduğu için kaydırmaması gerekiyor. Bu kısımdan da şarza takıyoruz. Kabloyu da buraya gizleyebiliyoruz. Bu da güzel bir detay. Robot süpürgenin buradan hemen kapağını açalım. Üst düzeyinde zaten bakmış olduğunuzda şöyle bir koruma bandıyla geliyor. Şimdi bu koruma bandını da birlikte çıkartacağız. Toz haznesini de buradaki tuşa basılı tutarak açıyoruz ve buradaki filtre yıkanabiliyor ama bunu yıkadıktan sonra güzelce kurutmanız gerekiyor. Islak bir şekilde asla içine koymayın. Ve kutu açılımını yaptık. Atya'nın diğer modeline göre bu tamamen donanımsal anlamda çok çok iyileştirilmiş bir ürün diyebilirim. Baktığınızda şurada darbe emiciler var. Burayı böyle hafif dokunduğu yerlerde darbeleri emiyor. Şimdi robot süpürgenin fırçalarını da bir takalım hemen. Şurada böyle otutturma yerleri bulunuyor. Hafif bir şekilde böyle otutturduktan sonra bastırıyorsunuz. Ve direkt oturmuş oluyor. Çok fazla bastırmayın. Diğer tarafı da gösteriyorum sizlere. Otutturuyoruz. Bir tık döndürüyoruz ve... Şu anda oturdu. Öncelikle şımart uygulamasını indirdikten sonra giriş yapıyoruz ve sağ üstteki cihaz ekle bölümüne bastıktan sonra Katya Z lidarı seçiyoruz. Burada wifi'mizi girip ve buradaki yönergeleri okuyarak ileri butonuna basıyoruz. İleri ileri dedikten sonra burada tiki işaretliyoruz ve burada da ileri diyoruz. Yaklaşık 30 saniye 60 saniye arasında bağlantı sağlanıyor burada ve bağlandığında da böyle bir oda seçim bölümü çıkıyor. Buradan hangi oda istiyorsanız seçiyorsunuz. Seçtikten sonra ise bitti demeniz yeterli. Direkt robot süpürgenin arayüzü açılmış oluyor. Arayüze girdikten sonra aşağıda başlat, noktalama, oda seç, alan temizliği ve şarj et bölümü bulunuyor. Onun bir üstünde ise üç nokta var ve buradan gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Emiş gücü ayarı, su seviyesi hepsi buradan kontrol edilebiliyor. Şarj göstergesi ve temizlik alanı, temizlik süresini de uygulamanın içerisinden görebiliyorsunuz. Ürün anlattığım kadar var değil mi? Kutu açılımını yaptık, uygulamayının kurulumunu yaptık ve ben sizlere sürekli konuşurken arka planda robot süpürgenin detay görüntülerini de gösteriyor olacağım. Diyelim ki şımart teknolojinin farklı ürünlerini kullanıyorsunuz. Akıllı ampul, akıllı parmak gibi. Bunları senkronize edebiliyorsunuz. Mesela ben şunu yapıyorum. Saat akşam 7'de akıllı ampulümün yanmasını komut vermiştim kendi arayüzünden. Yani şımart teknolojinin uygulaması içerisinden. Ve saat 7'de ampul yandığında robot süpürgede onunla birlikte çalışsın dediğimde ikisini birlikte kombinleyebiliyorum. Yani bu durumu şöyle özetlemek istiyorum sizlere. Akıllı ampulüm saat 7'de yanıyorsa... Robot süpürgemde o ampul yandıktan sonra hemen uygulaması başlasın ve temizlemeye başlasın diyorum. Yoldayken, işten gelirken evimin hem ışığı yanmış oluyor, oğlum evde karanlıkta kalmamış oluyor. Hem de bir yandan robot süpürge temizliğe başlamış oluyor ve ben gelene kadar en azından 1-2 odayı bitirmiş oluyor. Robot süpürgeyi ilk bağladığınızda direkt hangi odalarda çalıştırmak istiyorsanız diğer odaların kapılarını kapatın ve o odaların hepsinde çalışmasını sağlayın. Mesela salonda, yatak odasında ve mutfakta çalıştırmak istiyorsanız bu üç odanın arasında geçiş yapacak bir engel bulunmasın. Diğer işte tuvalet, banyo, farklı odaları varsa bunların kapılarını kapattığınızda yaklaşık 5 dakikada 7-8 metrekarelik bir alan taramış oluyor harita üzerinde. Hem temizliyor hem de kendini haritalandırmış oluyor. Şarj istasyonunu belli bir noktaya koyun ve Wi-Fi ile arasında çok mesafe olmasın. Yine mesafe olsa da çekim kalitesi iyi ve problem yaratmıyor. Dezavantaj olarak gördüğüm benim için ben beyaz renge biraz daha tav olan bir insanım. Keşke bu ürünün beyazı da olsaydı. Ama diyorum ya daha önceki robot süpürgesini kullandığımdan dolayı almayı tercih ettim. Neden? Çünkü evimde bir evcil hayvanım var. Ve sürekli tüy dökülüyor, elbiselerime, her yere bulaşıyor. Ama robot süpürge en azından günde bir saat çalıştırdığımda o tüylerin hepsini yok ediyor ve haznesine dolduruyor. Haznenin de büyük olması hazne hızlı dolmuyor ve aslında komple bütün evi temizleyebiliyor bir haznede. Çok çok kirliyse belki ikinci hazneye geçiş yapabiliyorsunuz. Ürünün arayüzüne bakalım biraz da görmüş olduğunuz gibi güncelleme geldiğinde direkt güncelleme geldi diyor ve güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Eğer otomatik güncellemeyi seçersen zaten bir güncelleme gelirse direkt otomatikmen güncelliyorum kendini ve güncelleme yapmasının da en büyük avantajı geliştirilebiliyor olması. Sürekli robot süpürge üzerinde geliştirmeler ve yenilikler yapılıyor demek oluyor. Uygulama arayüzü eski kat diye göre yenilendi. Kumanda üzerinden 360 derece döndürebiliyorsun, aç kapa yapabiliyorsun. Birçok özelliği uygulama dışında kumanda üzerinden de sahip olduğun için erişim sağlayabiliyorsun. Son olarak vakum mop özelliğinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Evinizi tamamen temizlediniz ve temizlik bitti. Artık 350 mililitrelik su tankı ile birlikte evinizi komple vakum ve mop da yaptırabiliyorsunuz. Smart Teknoloji ince detaylara önem veren bir firma olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. İki tane size vakum mop yapabileceğiniz bez gönderiyor. Bu bezlerle robot süpürgede kullandıktan sonra pislendikten sonra direkt bunları yıkayabiliyorsun. Ve... Ama bütün ürünlerde eğer ki HEPA filtre olsun, vakum bezleri olsun Bunları yıkadıktan sonra iyice kurumasını bekleyin ve kuruduktan sonra makineye takmaya özen gösterin ki makinenizin ömrü daha da uzun yıllar gitsin. Bugünkü konuğumuz Katya Z akıllı robotta anlatabileceğim tüm özellikleri sizlere paylaşmaya çalıştım. Ben kullandığım ürünü, memnun kaldığım ürünleri paylaşabilirim sizlerle. Satın aldığım ürünlerde çoğu sponsorlu olmadığı için kendi ücretini cebimden aldığım için rahatlıkla dezavantajını ve artılarını paylaşabiliyorum. Burada dediğim gibi dezavantaj olarak baktığımızda benim için renk önemli. Beyaz renk olsa daha iyi olurdu diyebiliyorum. Smart teknolojinin diğer farklı ürünlerini de bildiğim için problem yaşamadım. Ama eğer ki sen bu robot süpürgeyi gittin satın aldın ve aklına bir şey takıldı. Direkt yorum olarak veya Instagram'dan bana ulaş ben sana bildiğim her şeyi detaylı olarak aktarırım. Ekstra olarak belirteyim sizlere robot süpürge ile ilgili bir problem yaşarsanız veya sorun Smart Teknoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Robot süpürge incelemesi için merkeze alıyorlar ve merkeze alındıktan 48 saat içerisinde çözüme ulaştırıyorlar. Mesela şunu söyleyeceğim sizlere. Robot süpürgeyi ilk açtım, uygulamasına her şeyini bağladım. Müzik başlıyor. Güç düğmesine basın diyor. Üstündeki güç düğmesine basıyorum basıyorum robot süpürge bir türlü çalışmıyor. İşte birazcık detaylı olmak, detaylı bakmak gerekiyor. Bir baktım yanına aç kapa butonu var. Aa dedim buymuş. Aç kapa butonuna bastıktan sonra robot süpürge çalıştı. İlk dedim ki ulan acaba kargoda bir zarar mı gördü? Bir şey mi oldu? Kutuda bir problem yok. Acaba dedim üründe mi bir problem var? Ama bakmamanın vermiş olduğu dezavantaj bunlarda. Baktım yanındaki aç kapa butonuna bastığımda direkt açtım. Direkt robot süpürge çalışmaya başladı. Zaten bütün detaylı görüntülerini paylaşmaya çalıştım sizlere ben konuşurken. Videonun başında bahsetmeyi unutmuştum. Beyaz sabun kokulu robot süpürge deterjanı ve çam ferahlığı kokulu robot süpürge deterjanları ile mob silme işlemi yapabiliyorsunuz. Bu ürünleri şımart teknoloji üzerinden temin edebilirsiniz. Robot süpürgenize herhangi bir zarar vermiyor. Zaten robot süpürgeye göre üretilmiş Şmart teknolojiye ait bir ürün diyebilirim. videomuz bu kadardı. Danışmak istediğin, sormak istediğin bir soru olursa yorum veya Instagram'dan ulaşabilirsin bana. Şmart teknolojinin web sitesini ve ürün linkini açıklamaya ekliyorum. Eğer inceleme moşuna gittiyse veya sen de farklı bir şekilde incelemek istiyorsan git siteden bak, bütün özelliklerini oku. Satın almak istersen de bıraktığım linkten satın alabilirsin. O zaman görüşmek üzere.